Çok üzücü. İnanır mısınız? Yaşadıklarınız. Sevda'yı biz aldıktan sonra bizim evimizde bir bahar havası oldu. Sevda bize o kadar iyi geldi ki. Eşim üriner doku kanseriydi. Zaten o nedenle... Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Zaten o nedenle çocuk sahibi olamamıştık. Sevda bize geldikten sonra eşim tedavisi yanıt verdi ve eşim birkaç yıl içinde iyileşti. Sanki bize sihirli bir değnek değmiş gibi. Sonra ben annemi babamı kaybettikten sonra bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Yıllık rutin kontrollerim vardı. Ya Sevda bana anne dedikten sonra kontrole gittiğimde doktor dedi ki galiba tahliller karışmış. Olur mu, ben iyileşmişim. Yani Sevda bize o kadar iyi geldi yani. Biz onu büyütmedik, o bizi büyüttü, bize şans getirdi. Bize canımıza can kattı. Ya Aylin Hanım, o kadar tatlı bir annesiniz ki. Teşekkür ederim. Yani hani o kadar iyi bir anne olduğunuz o kadar belli ki yani. Bakarken gözlerinizden böyle ışıltılar çıkıyor, öyle söyleyeyim. Biz çok istemiştik. Eşimle bizim çocuğumuz olmadı. Çok istedik. İkimiz de tedavi gördük. Olmadı. Size bir şey soracağım. 2,5 yaşında aldık, evlat edindik diyorsunuz. Evet. İlk ne zaman gerçekten anne olduğunuzu hissettiniz? İlk ne zaman hissettim biliyor musunuz? Ne zaman? Her zamanki gibi parka götürmüştüm. Sevda oynuyordu. Baktım birden düştü. Canının yandığı o kadar belliydi ki. Sonra bir baktım dizi kanıyor. Ben onun dizinin kanadığını görünce hemen yerimden yani böyle annelik içgüdüsüyle fırladım. O anda benim koştuğumu görünce o da bana doğru koşmaya başladı. Ay, o ağlıyor, ben ağlıyorum. Anne diye bana sarıldı. O canın acısından ağrıyor, ben sevinçten ağlıyorum. Ah, çok tatlısınız. O zaman işte anne oldum. Ne kadar şanslısın Sevdacığım. Kesinlikle, çok şanslıyım. Bazen doğuranlar bu kadar güzel duygularını ifade edemiyorlar biliyor musun? Evet. Ya da bu kadar sevemiyorlar. Onlara çok kıymetli bir şey. Borçluyum yani. Bana yani hayal ettiğim her şeyi verler ve hayal edemediğim şeyleri de vermeye devam ediyorlar. Her zaman yanındayız. Her zaman. O bizim her şeyimiz oldu. Peki annenin bu bir takım art niyetli, düşüncesiz insanlardan yaşadığı rahatsızlıkları sen de yaşadın mı? Yani tabii ki ben de zorbalıklara uğradım maalesef ki. Ya dediğim gibi ya ortaokul çağlarındayken başladı. İşte hani şey diyorlardı. İşte Aylin annemin çocuğu olmadığını, beni böyle sokaktan aldığını, hatta parayla aldığını söylüyorlardı. Ben de yani aslında o zamanlar çok anlamıyordum. Yani bana çok tuhaf gelmiyordu ama işte bunu söyledim zaten onlara. Onlar yavaş yavaş anlattılar. Biraz da bunun etkisi oldu zaten. Yani oldu maalesef. Keşke o yüzden, olmasaydı. O yüzden taşındık oldu. Zaten. Ondan sonra ciddi ciddi taşınmaya karar verdik. Seni doğuran anneni görme fikri ne ilk defa ne zaman sahip oldun hatırlıyor musun? Aslında ilk başta böyle çok hesaplaşma falan içgüdüm yoktu. Hani şey vardı sadece, merak ediyordum hani neden? Neden beni bıraktın? Yani bu kadar zor olabilir mi diye düşünüyordum. Neden bıraktın? Belki daha mutlu olurduk falan diye düşünüyordum. İşte sonra yavaş yavaş artık büyüdükçe ya tanışalım. Hani kim bu? Neyin nesi? Konuşmak istiyorum onunla. Yani böyle böyle yavaş yavaş geldi. İşte şimdi artık nüksetti ve bir şeyler yapmak istedim. Bu yüzden geldim zaten. Hesap sormak istiyorum dedi. Evet. Ya gözlerinin içine bakarak sadece şunu demek istiyorum. Neden bıraktın? Neden gittin? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü yani 2-3 yaşındayken ya bu kadar zor olmamalıydı diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum ya. Onun da kendince nedenleri vardır yavrum. Merak mı daha ağır basıyor sende, öfke mi? Daha çok öfke basıyor şu anda. Peki diyelim ki geçerli bir sebebi var. Bu öfken diner mi? Yani duymam lazım. Ne kadar geçerli bir sebep olabilir? Yani ben bunu duymak istiyorum. Ya beni öyle bir şey desin ki beni ikna etsin istiyorum. Hani kendime kızayım bu sefer de. Yani böyle düşünüyorum. Kim bilir hangi koşullardaydı o hanım, bilemeyiz ki.
İnşallah bulunur, ulaşılır da biz de öğrenmiş oluruz. Öyleyse şimdi şöyle yapalım mı? Biz seni doğuran anneni bulduk. Aha. Ben şimdi gidip bir onu arayayım mı? Tamam. Ay hadi bakalım. Tamam. Arayın. Sende bir böyle bir burukluk hissettim. Ne olursa olsun, karşılaşacağın kişi kim olursa olsun ve sana ne söyleyecek olursa olsun, harika bir ailen var. Teşekkür ederiz. Bu hayatta herkes bu kadar şanslı olamıyor. Bu kadar harika bir anneye sahip olamıyor mesela. Evet. Buradan bak bence. Neyle karşılaşacağız bilmiyorum. O nasıl biri onu da bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Seni harika bir kadın büyütmüş. Kesinlikle. Ve bu çok büyük bir şey. Şüphem yok. Şimdi ben söyleyeyim, anne kız çok kısacık yan yana bırakıyorum. Tamam. Gidip seni doğuran anneni arıyorum. Tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.